Merhaba arkadaşlar. Daha önce borsada fırsat alımları stratejisini anlatmıştım. Şimdi fırsat alımları stratejisine diğer bir örnek daha vereceğim. Afyon çimento şirketini örnek olarak vereceğim. Solda gördüğümüz grafik haftalık grafik, sağda gördüğümüz grafik günlük grafik. Solda gördüğümüz grafik büyük ilerleyişlerle yukarı doğru çıkmakta. Soldaki grafiği büyütelim. Uzun dönem aşağı indiğini görüyoruz. Aşağı inerken işlem yapmıyoruz. Kırmızı çizginin üzerine çıktığında bu 20 günlük ortalama. Bu hareketleri kursta anlatıyorum. Hangi hareketler olduğunu. Fakat en son 3 hafta içinde büyük yukarı trend olduğunu görüyoruz. Böyle bir durumda tekrar günlük grafiğe geçersem sağ taraftaki günlük grafik büyük üstünde durduğum çubuk 3 hafta öncenin çubuğu. Günlük grafikte şuraya denk gelmekte. Daha sonra 2 hafta öncenin çubuğu şurada. Günlük grafikte şuraya denk, sağ taraftaki şu bölüme denk gelmekte. Bu durumlarda trendin haftalık grafikte yukarı doğru güçlü ve ilerlemesi iyi olan durumlarda, trendin yukarı doğru ilerlemesi iyi olduğu durumlarda günlük grafikte alım noktalarını daha iyi görebiliriz. Günlük grafikte şu kırmızı aşağıya doğru inişler veya dar ilerleyişlerde alım noktaları için iyi o noktalardır. Sol tarafta 2 saatlik grafiği açıyorum. 2 saatlik grafikte Afyon Çimento'nun 2 saatlik grafiğinde daha iyi alım noktalarını daha iyi görebiliriz. Şu bölge alım noktası, şu bölge alım noktası, şu bölge iyi alım noktası. Bunu işaretlersek grafik üstünde bir bölge burası iyi alım noktası. İkinci bölgede şurada alınabilirdi. Üçüncü bölgede alım noktası şurası iyi bir bölge idi. Bu üç noktayı işaretlediğimizde iyi alım noktalarını Afyon Çimento için fırsat alımları stratejisine göre iyi alım noktalarını görmekteyiz. Günlük grafiğe geçtiğimizde gördüğümüz gibi fırsat alımları noktasında günlük grafiğe direkt bakarsak tam belli olmuyor nerede alıp alamayacağımız. Günlük grafikte daha çok trendin iyi yukarı doğru olduğunu görmekteyiz. Haftalık grafikte de aynı şekilde. Haftalık grafikte trendin iyi yukarı doğru çok iyi ilerlediğini görüyoruz. Fakat alım noktaları çok belli olmuyor. Fırsat alımları stratejisini nasıl yaparsınız? Bu hisseleri nasıl bulursunuz? Bunu öğrenebilmek için bana ulaşıp e-mail yazıp koraygucluetgmail.com'dan kurs hakkında daha çok bilgi alabilirsiniz. Bu stratejiyi nasıl öğrenebileceğinizi size daha iyi bir şekilde anlatabilirim. Bu da fırsat alımları stratejisine yeni bir örnekti. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.